Allahü Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Gündemle alakalı bir yer okuyacağım. Gündem deyince hemen siyasete gitti değil mi aklınız? He? Evet. Başka yok, siyaset gündem. Evet, siyaset gündem. Siyasetten yapacağım. Nasıl siyaset görün. Haramdan bahsedeceğim. Yaz aylarındaki haramdan bahsedeceğim. Gündem budur. Diğerleri hikaye. Şimdi bir iki tane mukaddeme yapayım size. Güneş için ustad tam nurani mi diyor, yarım mı? Nim nurani. Nim nurani. Ne demek? Yarım nurani. Ruh nuranidir diyor. Ustad. Zişur nuranidir diyor. Ziyayattır. Zişurdu. Kanun evli ucuda. Şimdi bak. Güneş yarım nuranidir. Aynada bizzat kendisi var. Çok önemli bir kanuna. Bunu kaçırmayın. Şu önerme çok önemli. Biraz da indireyim. Şimdi aynadaki güneş, güneşin hassiyetine sahip midir? Sahip. Değil. Mesela aynaya güneş vursa, aynayı böyle biz yansıtsak bir karanlık yere aydınlanır. Aynadan bahçeye yansıtsak meyve büyür. Çünkü aynadaki güneş ne aydır ne gayrdır. Güneşin hasiyetine sahiptir ama güneş değildir, değil de değildir. Kapasitesine göre, çapına göre güneştir. Bu yarım nuranidir. Tamam. Anladınız değil mi bunu? Güneşten çıkan güneş oluyorsa, ruhtan çıkan, akıldan çıkan, hayattan çıkan nasıl ruhsuz, akılsız, hayatsız olur? Ruh tam nuranidir. Güneş nim nuranidir. Güneşten çıkan, hele ders yapanlara, sizlere daha çok bu kanunu yakalamanızı istiyorum. Güneşten çıkan aynada ve eşyada, mesela bu donmuş güneştir. Yakın bakalım ne çıkacak? Öyle değil mi? Çıkan renk güneş değil midir? Ve kendisine doğru gitmiyor mu? Odun donmuş güneştir. Bir daha söylüyorum. Odun donmuş güneştir. Dünya donmuş ahirettir. Beden, his, heves, heva, tabiat, fıtrat, bir tane de vardı altı tane, asap, damar, donmuş haline beden diyoruz veya nefis diyoruz. Donmuş. Bu su gibi. Tamam mı? Yani uzatıyorum gibi zannediyorsunuz ama mükemmel bir kanuniyet. Şimdi güneş kendisi oradayken 150 milyon kilometre uzaktaki dünyada icraat yaparsa, oradan geçen açık saçı kadına bakan da o kadının aynı fotokopisi sana giriyor. Senin içine icraat yapıyor. Eğer o kadın o anda baktığın anda cinli ise, psikolojisi bozuksa, ailevi sorun yaşıyorsa, depresyon ve panikte ise kopyala yapıştır sana giriyor. Güneş 150 milyon kilometreden gelip ağacı yaparsa, ağaç donmuş ağaçsa güneş, nim nurani. Bak şimdi, buraya başlamadan önce şaşırdınız değil mi?
haramdan bahsetmiyor. Haramla hürmet aynı kökten geliyor. Hürmet etmediğin şey haramdır. Hürmet ettiğin şey farzdır. Allah'ın emirleri. Şimdi bak diyor ki, bak ne diyecek? Şu medeni beşerin hırçınlaşmış ruhunda, saldırgan, asabi, hırçın, doyumsuz, tatminsiz, kararsız, hele hele hiçbir şeyle tatmin olmuyor. Vefasız insanların ruhunda niçin böyle olmuş? Şu suretler denilen, şu kadınların açık saçık resimleri denilen, şu suretler denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyitlerin rolleri pek azimdir. Resim nedir biliyor musunuz resim? Kişinin cenazesidir. Orada temsil ediyor. Hem müthiştir tesiri. Şimdi haşiye diyor, izah yapıyor. Diyor ki, nasıl meyite bir karıya, kadına nefsani nazarla bakmak? Şimdi hiç morga girdiniz mi hastanelerde? Ben bunun bir resmini çektim de, çünkü bizim iş biraz bu yurt dışında daha fazla oluyor da. Hastaneden ceset alıyoruz morgda. Ben size bir tane şey anlatayım mesela. Kaldırdık, bu mudur diye ceset. Siz buzlukta balık veya etinizin donduğunu biliyorsunuz değil mi? Böyle kort. Böyle tamam değil mi? Balık. Vurun böyle balığı, kot olur. Öyle değil mi? Donmuş. Ceset aynı morgda öyle, taş gibi. Morgdaki ceset aynı. Onu birkaç tane çekmiştim de arkadaşlar dedik, abi göstermeyelim insanlar moral bozuyor. Göster. Şimdi morgda gitse gece, bir tarafta kadın, yani öteki oda kadın, burası erkek. Erkeklerin cesetlerinin üzerindeki bez beyazdır. Kadınların ise pembedir hastanede, morgdaki. Şimdi hiç kimse yok. Ok Meydan Hastanesi'ne indik bu durumda. Zifir karanlık, soğuk, açtım. Tamam. Benimle geliyor musunuz düşünceyi? Gittin kadınların morguna, açtın kadının cesedine bakıyorsun. Nasıl bir ruhtur bunu yapan? Bu açık saçık kadınların resimleri de, yani bu şeyler, resimlerle veya onların gazetelerde aynı morgdaki ceset gibidir. Abi o da dehşet almıyoruz. Çünkü alıştırılmışız. Alışa. Zaten diyor ki, nasıl meyite bir karıya nefsani nazarla bakmak, nefsin dehşetle alçaklığını gösterir. Morka gittin, üstünü açtın, nefsin çok dehşetli alçak olduğunu gösteriyor. Senin değil, nefsin. Senin nefsin. Öyle de bu örnekti. Rahmete muhtaç bir biçare meyitenin güzel tasvirine, müştehiyane bir nazarla bakmak, ruhun hissiyat ülvesini söndürür. Çünkü ölmüş, filmde kalmış. Bak şurada da şöyle diyor. Hususan suret perestlik, ahlakı fena halde sarstığı, sukut ruha sebebiyet verdiği, 410 sözler bu, şununla anlaşılır. Nasıl merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadının cenazesine nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak, morka inip bakmak ne kadar ahlakı tahrip eder, öyle de ölmüş kadınların suretlerine, kadın ölmüş ama filmi kalmış. Cenazesi değil mi? Aynı. Veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine. Ya evet, artist yaşıyor ama gençliği gitmiş, hayal kalmış, ihtiyar bir şey. Ama gençlikteki resmi, sağ kadınların resimlerine, o da küçük cenazeler oluyor. Heveskarane bakmak, derinden derine,
hissiyat-ı ulviyi insaniyi sarsar tahrip eder. Niçin? Ne yapıyor sana? Birinci önermemizi unutmayalım. Güneş nim nurani, yarım nurani. O 150 milyon kilometre karşılığı olan dünyada ağaç olursa, gezegenleri tutarsa, ısındırırsa, koyunun tüyünü yaparsa, güneş bu. Tam nurani olan ruh, tam nurani olan akıl, tam nurani olan kalp, karşıya bizzat kendisi girmez mi? Bizzatihi haramı, ne olur haram böyle ki hasene şeyin ruhumuzun defterine artı eksi günah sebap böyle bir çizgi zannetmeyin. Haramın fiziksel karşılığı budur bir tanesi. Bizzatihi o kadın, baktığım kadının, baktığın anda onun haleti ruhiyesi bizzatihi sana giriyor. Bağışlarsanız bir şey anlatayım bununla alakalı. Özür diliyorum. Affınıza sığınıyorum. Kur'an'da var, Risale'de de var. Kalı Mesnevi'de de var. 11. sözde de var. Aleti tenasul insaniye. İnsanın tenasul aleti. Üreme aleti, kadını vesaire. Kusura bakmayın, bir şey anlatacağım. Üstad diyor ki Kalı Mesnevi Nuriye'de, alt baş, alt, tenasül uzun, baştan atılan sudan zevkle atılıyor ve insanın cesedi yaratılıyor. Benim geçmişim ve ben yaratılıyorum. Buraya bakın, üst baş olan şu kafadan atılan zevkle değil, göz ve ağızdan atılan su. Gözyaşı sudur, ağızdan çıkan kelime de horoz tavuk çiftleşmesinde de gazda, kuşlar da gazda döllenir. Ağızdan çıkan kelam ve gözden çıkan gözyaşı, bu da bir baş. Buradan çıkan başta, aşağıki baştan çıkan sudan insan oluyorsa, acaba mümkün olsaydı, gözyaşını kadına dönleyebilseydik, acaba benim gözyaşımdan nasıl bir çocuk olurdu diye merak ettim. Çünkü gözyaşı tasa, acı, keder, sıkıntı, dert, neşe, surur, sevinç. Demek ki gözyaşı su değil. Libasa ve elbiseye bürünmüş halet-i rühyemdir. Ötekisi bedenimden akıyor, gözyaşı ruhumdan akıyor. Aynı ruhum olurdu. Ve ondan dolayı gözyaşı silinmiyor. Su siliniyor. Gözlük sahipleri. Teriniz buradan içeriye giriyor. Gözlüğü silebiliyorum ben. Ben denediğim için söylüyorum. Buradan oraya Allah bana nasip etti bu manayı. Baktım ter buradan akıyor. Sildim. Yağmur geliyor. Gözlüğümü siliyor. Lavada su sıçıyor, siliyor. Ulan gözyaşı oluyor da gece işte, gündüz işte dertleriniz oluyor, mana oluyor vesaire. Maneviyat oluyor, günahın oluyor. Ağladığın zaman gözlüğe temas ederse gözyaşı kuruyunca öyle bir leke oluyor ki gözlük beziyle silemiyoruz. Silinmiyor. Çıkmıyor. Gözyaşında insan var. Su siliniyor, su hadiselerdir. Hadiseler silinir, insan silinmez. Silinemez. Gözyaşı su değildir. Halet-i ruhiyedir. Halet-i ruhiyenin elbisesidir. Anlıyor musun? Gözyaşı su değildir. Ötekisi de su değildir insan. Peki benim ruhumdan çıkan su ruhumu dışarıya temsil ediyor da ağzından çıkan kelam senin kafanı, rahimi burasını döllemiyor mu? Bir ders dinliyorsun, iyi bir haber duyuyorsun,
Kötü bir haber duyuyorsun. Bak bu da rahim. Görüyor musunuz rahim? Dönleniyor. Ağzımdan çıkan kelamla dima dönleniyor. Bunu Kur'an lisanında Meryem. Döllenen Ruhul Kuddüs. Kelam. Vahiy Ruhu Kuddüs. Oluşan çocuk İsa. Ağızdan çıkan İsa Ruhullah. Ruhları diriltiyor veya ruhları öldürüyor. Peki bu gözyaşı, bu su vesaireler beni karşıya taşıyor da baktığın zaman buradan girdi ses. Buradan giriyor oradan. Peki gözde bir delik değil mi? Baktın harama, içeriye bizzat kendisidir. İçeriye girip icraat yapıyor. Çünkü insan, yani kadın insandır, güneş değildir. Güneş nim nuranidir, kadın tam nuranidir. Yani ruhu, onun ruhundan o andaki düşünceleri, kalplerinin dalgaları, tamam mı? O empati diyorlar, tamam mı? Telepati diyorlar, bir de şey diyorlar böyle, yok içten dürtülerek hareket ediyor diyorum ben. İçgüdüyle karşı etkiliyor. Peki beşerin yaptığı cihazda yanaşıyorsun, kapıya kapı açılıyor. Gözüne bakılarak cihaz açılıyor. Sese bakılarak telefon açılıyor, bilgisayar açılıyor. Yanına gidiyorsun böyle tak diye cihaz açılıyor da beşerin yaptığı bir şey. Allah'ın yaptığı bu ruhla karşıyı ruhu açmıyor. İçeriye giriyor işte. Diyor ki beşerin diyor, nereden türedi bu toplum, hırçın, doyumsuz, veriyorsun İstanbul'u, memnun değil. Yok. Hırçın değil mi? Saldırgan. Bu beşerin ruhu nereden türedi? Hırçınlaşmış beşerin ruhunda şu suretler denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyitlerin rolleri pek azimdir. Hem müthiştir tesiri. Şimdi anlatacak. Esas dinleyin şimdi. Esas şimdi anlatacak. Sadece diyor, hadis okudum geçen abi. Çalgılar diyor, insanın diyor ahlakını tahrip eder. Çalgılar. Hı-hı. Bak. Ses o. Ses o. Suret de değil. Memnu heykel suretler. Yasaklanmış heykel suretler. Niçin yasaklanmış? Çünkü ya zulmü mutahcir. Yani zalimin zulmünü dönmüş, simgelemiş. Heykel o. Zalimin simgesidir o. Ya mütecessit riya. Resim. Mütecessit. Cisimleşmiş riyakar. Ya müncemit hevestir. Donmuş hevestir. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunun altına çiziyorum. Şu anda okuyacağım. Lütfen bir dikkat dinleyin. Sakın uyumayın şimdi şu anda. O resimler diyor. Resimler veya heykeller, suretler ya tılsımdır. İki nokta üst üste celbeder o habis elbahları. İki nokta üst üste ne demektir Faruk? Açılımı. Diyor ki usta ya tılsımdır. Heykel ve resimler. Baktık karama. Kadın geliyor. Neymiş diyor ustad? Tılsımdır bu diyor. Ne tılsım ustadım? İki nokta üst üste. Celbeder. Celbeder habis erbahları. Onu içine alıyorsun. İçine giriyor senin bak. Tılsım, ya tılsımdır. İki nokta üst üste. Tılsım nedir? Ondan çıkan parçaya, yani güneşten çıkan parçaya foton deniliyor. İnsandan çıkan parçaya timsali sureti. Ve kendi hassiyetine sahip olduğu için tılsım. Adama ben Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim öfürüyorum, tesir ediyor. Suya okuyorum, tesir ediyor. Suya, bunun yanında bir şey konuşuyorsun, su değişiyor. Benim şeyim, suretim değişmeyecek. Seni değiştirmeyecek, öyle mi? Ya tılsımdır. Ne demek ustam? İki nokta üstünse sabret diyor. Ne yapar? Celbeder o habis elbahları. İçine alıyor. İçine alıyor.
Yani her baktığınız haram sizi aktif edecektir, unutmayın. Peki, baktığınız bir resim, televizyon ya canlı da değil. Televizyondaki resim şehveti aktif etmiyor. Seyrettiğiniz kavga gürültüyü bizim onu heyecanlandırmıyor. Ama film, resim. Peki o ölüdür o resim televizyondaki. Senin şehvetini, gadabını aktif ederse, şehvetini, gadabını aktif ederse veya hayal, mutfaktasın, iş yapıyorsun, iş arabadasın, iş yerindesin, hayal kurdun birisini düşünüyorsun. Ya gadaplanıyorsun, ya şehvetleniyorsun, ya merhamet alıyor ya veya geliyorsun öyle. Tesir ediyor mu, etmiyor mu? Hayal ya. Karşındaki hayal değil. Seni nasıl etkilemez? İçeriye gider, celbeder, içeriye alır, habis erbağları. O yayıyor mu? Yayıyor. Yayın istasyonudur. Kastamonu 66'da bak yayın istasyonu olduğunu söylüyor. O şuuru mübarekenin gittikten sonra, hakikaten şuuru mübareke gitti değil mi? Kaç gün oldu? Üç aylar gideli. Üç aylarının gitmesi kaç gün oldu diyorum, üç ay oldu diyorum. Üç dört gün ancak oldu. Ramazan kaç gün oldu gideli? Bir hafta değil. Bak aynı tevafuk etti mi şimdi? Herhalde bayramdan sonra ilk ders mi? Ha bak, ona göre dinleyin burayı. Fakat şuur-u mübareke gittikten sonra adeta o ahiret ticaretinin meşeri ve pazarı değiştiği gibi dünya sergisi açılmaya başlıyor. Ekser himmetler bir derece vaziyeti değişiyor. İnsandaki gayret, böyle heyecan, çalışmalar, Kur'an, evrat falan, hayır, hasanat, iftar yaptırayım, yemek vereyim, ikram edeyim. Ulan birisini açtırayım, adam gördüm otobüs durağında, adam koymuş ona artanı, zengine bak. Bir sürü paket, tam iftara yakın belediye otobüsünü bindiriyor. Evet, iftarlık dağıtıyor adam. Uyanığa bak yani. Kim birisini oruç açtırırsan o gün kazandığı bütün sebep ortaksın. Allah Resulü böyle diyor. Belediye otobüsüne iftarlık diyor. Buyurun buyurun diyor, iftar açarsınız diyor. Tamam mı? Ekmek arası da işte o durum. Durum dağıtıyor. Yanında da içecek koyuyor. Adama bak ya, uyanığa bak. Nasıl özendim ya adama ya. Himmetler bir derece değişiyor. Şimdi değişti. Havayı tesmim eden buharat-ı muzahrefe o manevi havayı bozuyor. Bak, hava var ya hava. Kafamdan çıkan düşünceler dalga yayıyor. Kalbimden çıkan dalga yayıyor. Ruhsal haletim dalga yayıyor. Bunu nasıl anlarsınız? En basit örnek vereyim. Yani içeride bulunanlara göre hava değişiyor. Onu anlatayım. Ne olur? Bir insafla düşünün. Evinize gider misiniz hayal et? Yatak odanı hayal et. Salonu hayal et. Tamam. Ne olur bir de buraya bakar mısın? Aynı hava mı var? He? Yok abi. Yok değil mi? Yok değil mi böyle bir şey? Şuradaki parlak değil mi ayna gibi? Ha, niçin biliyor musun? Kafadan çıkan fikirler burayı değiştiriyor. Yani biz gözle göremiyoruz ama meleği de göremiyoruz, cini de göremiyoruz, şeytanı da göremiyoruz ama var ya. İşte tefekkür ederken dalga yayıyoruz. Glikoz ya, yakıyor. Bu tefekkür ederken, konuşurken, yani yaptık bunu. Yaptık. Tam bitti. Peki, bunun dumanı ve nuru nerede? Burayı değiştirmeyecek mi? Ama bir tane yaktık, değiştirmedi fazla. 10 tane, 20 tane, böyle 10 tane yaksak burada duman olur. Ama ilk birkaç tanesi gözükmüyor. İşte tefekkürden çıkanlar akılsız olamaz. Aklın tezahürü, güneşten çıkan nur, güneşten kopuk olmadığı gibi akıldan çıkan dalgalar akılsız değil. Hayattan çıkan dalgalar hayatsız değil. Ruhtan çıkan dalgalar ruhsuz değil. Onun için karşıdan geliyor, bizzat odur. Odundan çıkan duman seni etkiliyor da,
güneşten çıkan foton bizzati güneş ise, tam ruhani olan insanın ruhundan çıkan, ruhtan çıkan ruhsuz olur mu? Akıldan çıkan şey akılsız olur mu? İlginç değil mi? İşte şahsi manevi nedir biliyor musun Faruk? Nurcuların. Senin üç tane şeyin var. Aklın, tefekkürü, bilgilerini koy tencereye. Kalp ve ruhunu, halet-i rühelerin, hissiyatlarını, duygularını, kalp, hissi, hafi, akvaların koy tencereye. Eylem, davranışları, namaz, niyaz, oruç vesaire yaptıklarından oluşan enerjiyi de koy tencere, karıştır. Bu senin halet-i rüyendir. Ve şahsi manevindir. Benim de, benim de, onun da, onun da, onun da, tamam. Hepimiz koyalım o halet-i rüyemizi bir yere. Onun bütünlüğüne şahsi manevi deniliyor. O zaman şahsi manevi canlı, ruhlu ve akıllıdır. O bizi idare ediyor. Layık olmadığın zaman Mehmet sana dershanede bir duygu veriyor sana, doğru dışarıda. Ya abi ben aslında ya. Birkaç sene geçtikten sonra sarhoştun gidiyor. Vay be Allah Allah. Kader ilahi benim önüme uygunsuz, kendi cazip olmayan, pek hoşlanmayacağım bir şey koymadı. Ben layık olmadığım için bir bahane koydu, ray koydu. Altıma karpuz kabuğu koydu. Cazip bir teklif geldi. O şahsi manevi yapıyor ona. Tak seni dışarıya alıyor. Kızı alıyor. Gel buraya. Sen buraya gel. Sen zahirde zannediyorsun ki abi ben şehvetten dolayı, gadaptan, ailevi sorundan, abi ya içeride yapamadım, uhuvvet yok, bilmem ne yok. Şudur bu. Hepsi kızak. Hikaye. Şahsi manevi sana bir duygu çaktı. Kapı açtı dışarıya. Cemaatlarda da öyle. Cemaata gidersin gidersin bir sebep yapar. Ya layıksın sen veya değilsin. Ya cemaat bozuk sen kalitelisin ama bilmezsin. Allah bir sebeple ayırırsın. Tamam. Bir sette kızaklar. Doğru dışarı. Sonra ne dersin? Ben yaptım. Hayır. Şahs-ı manevi seni koruyor. Canlı ve ruhlu ve akıllıdır. Takip ediyor seni. Uydu gibi. Şimdi bu GPS'te takip ediyor mu etmiyor mu beni? Ediyor değil mi? Telefon ediyor değil mi? Neredeyim şu anda beni takip edenler bilemez mi? O navigasyonla benim nerede olduğumu bilinmiyor mu? Biliniyor. İşte arkadaşlar havayı, şu havayı bozan buharat muzafrefe. Onu da şöyle misal vereyim. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, pislikten, pislik yerden yetişen gülü koklamayın. Güldür, koklama kardeşim. Bak şimdi, çöplüğü yakın, Cuman'ın, koku, of be misk amber ya, gül kokuyor ya, der misin? Çöplüğü yaptınız. Çöplüğün kokusu da çöplüğe benzer. Güzel ve temiz eşyanın kokusu da, kokusu da güzeldir. Mesela bir misal vereyim size, çok şaşıracaksınız, ben yaptım. Koltuklar var ya, kanapalar, eski koltukları yakın, yanına duramazsınız. Eski arabaların içine girip kokudan pek duramazsınız. Yeni arabaların koltukları mesela koku, kitapların kokusu farklıdır. Eski eşyanın kokusu da eskidir. Yeni eşya yakarsanız da kokusu da yenidir. Peki, pis şeyi yakarsanız kokusu da o cinstendir. Kimyasal özellikten kaynaklanıyor. İşte kötü düşüncelerin akıllardan çıkan dalga havayı bozuyor. Buharat muzahrife o manevi havayı bozar. Herkes derecesine göre ondan zedelenir. Abi ya. Ya ben sıkıldım ya. İki sebep var. Ya sen oraya uygun değilsin. Şahsıma ne diyor ki? Çık dışarıya. Laf demiyor da sana. Çık dışarıya şöyle yapıyor. Seni sıkıyor böyle. Ya Allah Allah ama sıkıcı ya. Ya çık dışarı. Veya hakikaten senin ruhun iyi. Orası çok kötü resim. Kahveye gidin, ayağına gidin, kötü yerlere gidin. Bak bakalım hava atmosferine bakın bakalım ya.
Adamın görüntüsü bile sana cehennemi hatırlatıyor, burhan yapıyor. Adam mahkeme duvarı gibi ya. Sana depresyona sokuyor adama tipine baktığın zaman. Böyle bakıyorsun, şu meymenetsiz adama bak ya. Ruhların haleti surata yansımıyor. Oo, iyi bir adam. Rahmetli adam. Baksana suratına ya. Veya ulan suratından düşen bin parça ya. Şuna bak ya. Abi çok iyi konuşuyor lan. Bırak lan konuşmasına, surata bak ya. Satıkar adam ya, suratını biliyor. Demiyor musun? Hani ruhun haleti buraya yansıdığı gibi dışarıya da yansıyor demek istiyor. Bu havanın zararından kurtulmanın çaresi Risale-i Nur'un gözüyle bakmak ve ne kadar müşkülat ziyadeleşse kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyete ve şefkate hareket etmektir diye devam ediyor. Yani kadınların o baktığımız zaman haram bedenine, oradan cenazesi içeriye giriyor. Dalga boyu, timsali sureti, fiziksel ismini söyleyeyim. Astral vücut. Astral. Yani donmuş enerji olduğumuzdan pil gibi, ampul gibi insan dalga yayıyor. Korkusunu bile köpek anlıyor, bak bu korkuyor diye. Cinler anlıyor, şeytan bile anlıyor. Dalgalar çünkü maddedir ama gözümüz görmez. İnsan donmuş enerji kütlesidir. Dalga yayıyor. Eşya, mesela kömür bile dalga yayıyor. Dura dura kömür yok olur, biliyor musunuz? Ufalıya böyle hop yok olur. 10 senelik bodrumumuzda kömür var diye sizin. 10 kilo. Gidin bakın 6-7 kilodur şimdi. Gitti. Uçuyor. E koyun bunu bardağa. Bir gün sonra görecek misin? Bakayım ne kadar geçecek. Bir hafta sonra su yoktur. Gitti. Ha, bu yaydığı gibi sen de böyle yayıyorsun. Efendim şuraya geçiyoruz. Girme oraya. Bam telidir. Bas geçti. Ruhun dışa vuruşundan girecektim. Girmeyeceğim. Yani kısacası haramı zannettiğin gibi, haram, defterine, hasenat defterine bir çizgi. Haram, böyle değil. Haramın dünyada da karşılığı, bir tane karşılığı şudur, işte bunu anlattıklarımdır. Kopyala yapıştır, senin hırçınlaştırıyor ruhunu. Ondan sonra hissiyat-ı ulviye-i insani tahrip eder. Hissiyat-ı ulvi insanı dibe çıkıyor. Ahlakı bozuyor. Ahlakı bozuyor. Ahlak, hulukların cemidir. Ruhsal özelliktir. Nasıl bir şekil resim baktığın zaman ta ruha gidiyor. Allah Resulü diyor ki, benim resmimi görürseniz indirin kenara koyun. Öyle mi diyor? Demiyor. Ne yapın diyor? Ayağınızın altına alın. Sonra? Çiğneyin. Çünkü Resulullah değil. Resulullah çiğnenir mi? Haşa. Nur. Ya? Anlayın resmin neleri taşıdığını. Evlerde resim mi var? Cinler ve erba habise o gözlerden geçiyor. Oradan buraya. Onların aleminden bizim alemimize resimlerin gözlerinden geçerler. Gözlerde saklanırlar. Resimlerin gözlerinde. Evet. Asılı olanlar değil mi? Evet, asılı. Albümde olan değil. Asılı resim mi var evde? Kesinlikle şansınız yoktur, huzur yoktur orada. Allah Allah. Hırçın var, saldırganlık var, asabilik vardır. Olamaz. Çünkü ya abi dedemin resmi ya, amcamın ya, rahmetli ya, ustadın ya, ustadın resmi. Resul ustad değil. Deden değil. Resulullah diyor ki benim resmimi bile görseniz koyun da kenara, saklayın demiyor. Ayağınızın altına alın çünkü ben değilim. Çünkü o anda çekilen, diyelim ki şak diye fotoğraf olsa Resulullah'a çeksek, bir an bir ana benzemiyor Resulullah. O değişti, o değildir. Her gün 70 bin defa inkılabı var. 70 defa. 70 defa değişiyor. Allah da 70 defa günde insanın kalbini ziyaret ediyor.
Arkadaşlar, haram haram düşünmeyin. Seni değiştirip dönüştürendir. İçine giriyor. Sana ait olan çok emirler vardı diyor Mesnevi'de. Ne diyor? Anlamadım. Sana ait olan çok emirler vardı. Biri de insaniyettir. Heh. Daimi bakine zikriyle muhafazası lazım diyor. Evet. İnsaniyet gidiyor yani. İnsaniyet gidiyor. Hocam resimli odada namaz kılınır mı? Resimli odada arkada olursa kılınır. Önünde olursa olmaz. Eğer şeyse bir şey ört. Ört ve arkana koy. Eğer gücün yetmiyorsa, gücün yetiyorsa kaldır. De ki hanım, ama gücün yeter mi bilmiyorum tabii hanım. Güçlü bir abiye benziyor. He? Güçlü bir abiye benziyor. Güçlü mü? Evet. Evet. Allah Allah. Kardeşim niye menfaatimizi, zevkimizi bilmiyoruz? Huzur ya. İçeri girdik. Oh be, ne güzel kokuyor. Aynı böyle işte ya. Resimler dalga yayıyor. Şu anda ben yokum diyelim. Ben ses de ders yapsam size uzaktan. Bu halet olur mu? Olmaz. Dalga yayıyor. Dalga yayıyor. Sirayet, sirayet. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sahabesine niçin yetişilmiyor? Çünkü insiba ve inikas var. Resulullah'ta inikas ve insiba sirayet ediyor. Karşıya geçiyor. Ulan diyorsun, içim gitti ya bu adam diyor. İçim, oh, içime girdi. Veya diyorsun, ulan ya cehenneme sanki girdim ya. Şunu nereden çıktı karşıma? Öyle acayip meymenetsiz insanlar görüyorum. Midem bulanıyor, içim karartıyor. Ulan nereden gördüm şunu diyorum ya. Nereden suretle meşgul oldum bu dünyada ya. Pişman oldum yani. Şu simada nerede meşgul oldum ya. Bir bakıyorum, çakal desen çakal değil, domuz desen domuz değil. Hayvanat bahçesinde sanki dolaşıyorsun ya. Dehşet ya. Bu kadar da mı olur ya? Bu kadar mı insanlık dibe vuruyor? Ama ne içime giriyor? Haramdır dediğin, tövbe estağfurullah. Tabii ki haram ama yani rahatsız oluyorsun yani, kafanı şey yapıyorsun yani. Allah, Allah Müslümanlara yardım et. Allah Müslümanlara yardım et. Ne oldu? Müslümanlara muhafaza et. Müslüman kardeşlerimize, bacılarımıza Allah'ım insaf ver. Amin. Şuur ver. İman-ı kamil ver. Amin. İhlas ver. Uyandır ya Rabbi. Gezmesinler ya Rabbi öyle. Müslümanı Müslümanına vurmasınlar ya Rabbi. Ya. İşte ey hayat-ı dünyeviyenin zevkine muptela ve endişeyi istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan bir çareler, dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz, dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz, meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. Meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. Yani Allah'ın tayin etmiş olduğu huduttaki helal keyiflere, zevklere iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. Haricinde ve gayrimeşru dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız. Helal dairesi keyfe kafidir. Harama girmeye lüzum yoktur. Bu kadar içecekler var. Meyve suların haddi yok. Almaya gittiğim zaman marketlere, burada arkadaşım var, o da şahit. Bir reyon var. Meyve sularının reyonu. Öyle mi ya? Yüzlerce, binlerce. Ya ben patlıcanın bile içeceğini gördüm. Patlıcanın içeceği mi olur? Gördüm. Bu kadar içeceklerin içinde bir tane zıkkım var. İçme onu. Bu kadar etler var. Kuş etinden ta deniz etine kadar. Domuz eti yeme. İnsan eti yeme. Domuz eti haramdır der Müslüman. Gider insan eti yer. Evet. Aynı şeydir. Domuz eti haram der, insan etini yer kendisi. Tuhaf değil mi? İnsan eti yiyor.
Yapmayacağız da yani gıybet. Ben de dahilim yani. Ben burada konuşurken ben bunun içtiğinde mi? Ben burayı seslendiriyorum. Muhatap ilk önce benim. Yani haletime bakın. Hakikaten ben muhatabım yani. Size hitap etmiyor. Vazifemi icra ediyorum ama ben de istifade ediyorum ve perişan da ediyor beni. Dünyanın lezzetini ve zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfe kafidir. Haricinde ve gayrimeşru dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız. Bak 10 dakika lezzet yapıyorsun, inan öyle değil mi bak şimdi? Kendime söylüyorum, sen de sen. Bir dakika gözün kapa, bir dakika bir günahını düşün. Kaç seneden beri tövbesini yapıyorsun? Kabul olduğu da belli değil. Ulan bir dakika lezzet için 10 seneden beri tövbesiyle uğraşılır. He? O da olduğum da belli değil. Yani başına yansın ya. Başına yansın. Lanet olasın tabii. Nefsime diyor. Nasıl da yaptı. Nasıl dövüştü demişti. Kahrolası diyor. Nasıl dövüştü demişti. İki defa diyor. Onu sitede koyduk ya. O bir malı ve ailesiz olan bir adamdan bahsediyor. Bir adam, meşhur bir adamdan bahsediyor Müddessir suresinde. Ailesi yok ama etrafında oğullar dolaşıyor diyor. Malı yoktu ama diyor biz çok mal verdik diyor. Çok imkanlar verdik. Ama o kahrolası nasıl dövüştü de biçti. Hey kahrolası diyor. Nasıl dövüştü de biçti diyor. Sonra Allah tehdit ediyor. Diyor ki onu bana bırakın diyor. Onun hakkından gelmeyi. Onun hakkında ben geleceğim diyor. Müddessir suresi 74. surenin 11. ile 21. ayet arası. Gidin bakın bakalım ne yazıyor. Her ayet, her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Bu asırda bir efradı olması lazım. Kim? Bak bakalım. O meşhur bir zat diyor. O meşhur bir zat. Kahrolası. Nasıl dövüştü de biçti. Bir daha söylüyor altında. Başka bir ayet. Hemen altında. Hey kahrolası diyor. Nasıl dövüştü de biçti diyor. İki defa söylüyor Allah. Kahrolası diyor. İki defa plan yapıyor demek ki. Dehşetli plan. Sonra diyor ben diyor ona neler verdim neler. Ne servetler verdim. Ölçtü biçtikten sonra gene benden servet istiyor diyor. Mal mülk istiyor diyor. Acayip bir şey ya. Ya Kur'an ne acayip bir şey ya. Acayip ya. Kulağım şu anda patlayacak ya. Kur'an ya deli olacağım ya. Bu nasıl bir kitap ya. Nasıl bir eser ya. Nasıl şumuliyetine bak ya, bu kadar mükemmel bir şey olur mu ya? Nasıl? Sanki bugün yazılmış ha. Bir bakın ya Allah aşkına, bir akşam gidince bakın. Lan bu manyağın birisi dedi ya böyle ya. 74. sure, Müddessir suresi. Müddessir, iki de var. O 10'da, 11, 12, 13, 14, 21'e kadar. Yani seninle ne alakası var? Allah'ım, bak dersime çalışıyorum. Köyde. Allah Allah, kulağım. Ya ben size yalan mı söylüyorum bu makamda? Kahrolası nasıl dövüştü de biçti. Kur'an okumuşum ya. Hiç alakası yok ha. Süre çalışıyorum. Bir anda. Böyle oluyor ilham herhalde. Kahrolası nasıl dövüştü de biçti. Ne? Hiç alakası yok ya. Tekrar kahrolası. Ulan ne kahrolası? Bir bak. Dedim ya şu gittim odaya gittim. Gittim ve Kur'an alayım dedim ya. Kahrolası nerede geçiyor dedim ya. Bir baktım Allahu Ekber. Okuyorum birisi karşıma geliyor. Okuyorum Allah Allah. Ve siteye koydum da gördünüz. Neyse. Ne alakası var? Şimdi bunu niye söylüyorsun? Ben de bilmiyorum. Allah Allah. Faruk. Gül. Metsup ya. Hasan Bey, okuduklarımı kale al, konuştuklarımı kale al. İşinize yarıyorsa al. Hadi bakalım, bitireyim şunu. Haricinde ve gayrimeşru dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız. Eğer mazi yani geçmiş zamanın hadisatını sinema ile hali hazırda gösterdikleri gibi İstikbaldeki ahval dahi mesela 50 sene sonraki halleri bir sinemayla gösterilseydi. Hepimize soralım. Başta ben. Bak. 50 sene önceki, yani hepiniz 50 yaşında değilsiniz de uygun bir şey olsun. 10 sene önceki
filminiz gösterilse şüphe, itirazın olur mu? Yok da sensin. Peki 50 sene sonraki halimizi bize gösterilse, o olsa da böyle bir film. Ne yapardık şimdi? Öyle yap. 50 sene sonraki halim. Benim mesela 50 sene sonraki halim, kabirden geçmişim, Nükel Mekir'den de geçmişim, kabirde bir hayat tanzim edilmiş. 50 sene sonra 52, 50 de koyarsan 102. Çok zor. 50 sene sonraki halim, 50 ya, 1, 2, 3, 4, 5, sayılmaya mahkum olan her şey bitmiştir. Küllatın kalip sirince gelecek gelmiş gibi bitmiş. Ya kör olası şu nefis var ya, nasıl dövüştü demişti. Nasıl da özür? Hey karolası benim nefsim. Ya 50 sene sonra topraktasın lan. Hey karolasın sen ya. Ne diyor bak. 50 sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilseydi, ehli sefaat şimdiki güldüklerine yüz binlerce nefrin ve nefret edip ağlayacaktılar. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi sururu isteyen İman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Terbiye-i Muhammediye'den başka çaremiz yok. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El Fatiha teman selavat. Şimdi açabilirsin. Asıl şey. Malum, durum, ortam malum. Şu yapmış olduğu, duyulmuş olduğu ders. De yola çıkarak nereye adım atarsan, hangi caddeden gidersen, hangi ulaşımdan gidersen, vasıtadan gidersen git, bu sirat, bu cibah sirat hep önünde. Ne yapacağız? Bu gözü nasıl koruyacağız? Çok güzel. Çok güzel. Bir, bu soruyu İmam-ı Rabbani Hazretlerine soruyoruz manen. İyi olmak istiyoruz diye sormuş talebesi. O da demiş ki, birincisi şudur. İyilerle beraber olun. Birinci bu. Yani tek başına bu cemaate karşı, cemiyete karşı, cemiyetin cemaati işte bu. Cemiyete karşı dayanamazsınız. Kimse dayanamaz. Bir, mutlaka bir cemaatimiz olmalı. Mutlaka, ya şöyle derse gitmeyeceksin. Ya ne yapayım, bugün dizi yok, maç da yok. Ne yapayım, yapacağım seni? Bari derse gideyim. Böyle derse gidilmez. Derse gideceksin adam gibi. Ders istepne lastik değildir. Haşa, Allah da istepne lastik gibi değil. Bela musibet cenaze olunca Allah diyoruz. Diğer zaman istepne lastik gibi yapıyoruz hayatımıza. Dava da öyle. Bir, biz bu cemiyette yaşıyoruz, cemiyetin farkına varacağız. İki, tek başıma ben bu cemaata, cemiyete karşı dayanamam. Benim mutlaka cemaatim olacak. Haftada birkaç defa derse gitmeliyim. Evradım olmalı. Bir, derse gideceğiz. Namazı vaktinde kılıp akabinde tesbihatı yapacağız. Elimizden geldiği kadar bunun farkında vardığımız için bu soru soruyoruz. Kafamızı takva yapacağız. Bir kafa indirmek binlerce vacip işliyoruz. Mesela bir vacip binlerce sünnete raciittir. Bir farz da binlerce vacipten üstündür, değil mi? Ha, şimdi baktım bu caddeden gidiyor. Tehlike var Hasan, mayın tarlası var Hasan, patlar hepsi paramparça olacaksın. Ondan sonra kaç tane görebilirdim? 50 tane açık saçık görebilirdim. Ondan bundan 10 tanesini takıldım. 40 tanesini açtım. 40 vacip onara. Onu aşar inşallah. Yani önemli olan şurada şu mesaj veriliyor. Şuurlu olmak. Farkında olmak. Farkında olmak. Yani bu, ben kendimi burada nasıl kurtaracağım? Birincisi buydu zaten. Dersin ana konusu budur. Bunu fark edeceksin. Farkında. Sonra fark ettikten sonra çareyi sen zaten Allah sana nasip ediyor. Ona ne yapacağım? Bozulduğun kadar tamir olacaksın hemen. Akşam dersi geçiyor. Bir şey daha. Yani göz istemeyerek göz alıyor. Gene zarar görüyor. Şöyle görüyor. Ama günah yazılmıyor. Şöyle takıldı kafaya işin. Estağfurullah. Hemen
şey var onun. Toparlamaya gerekiyor. Yani antivirüsü var. Virüs var ama antivirüsü var. Tövbe onu siliyor. Tövbe siliyor. Yani Allah koymuş. İsteyerek olmuyor zaten. İstemeyerek olana da zaten inşallah sormayacak. Eğer isteyerek de kaymışsa hemen ümitsizlik yok. Hemen onun üzerine tövbe sıvısını salgıla. Yok ediyor. Akşam demen derse gel. 5-10 dakika evde oku. Tamam mı? Bak oku. Allah Allah. Onunla alakalı gelmiş. Bak ne oldu? Derse gideceğiz. Namazı vaktinde kılıp akabinde tesbihat yapacağız. 5-10 dakika mutlaka Risale-i Nur'dan okuyacağız. Gündüz görmüş olduğumuz kalbi hastalıklarımıza, emraz-ı kalbiye evradımız okuyacağız. Hizbul Kur'an'dır, Hizbul Hakayki Nuriye'dir, Kur'an'dır. Ondan sonra Cevşen yani Hizbul Hakayki Nuriye Cevşen demektir. Hizbul Kur'an mutlaka okuyacağız. Ondan sonra beraber olacağız, ayrılmayacağız, tamam mı? Ayrılmayacağız. Çünkü ahir zaman ta Adem Aleyhisselam bile sığınmış bu zamanın şerrinden. Allah'ım ecine min fitneti ahir zaman diyen Adem Aleyhisselam'dır. Allah'ım ecine min Mesih-i Deccal ve Sufyan diyen ikinci peygamber, ikinci baba olan Nuh Aleyhisselam. Peygamberlerin duasıdır onlar. Ha demek ki birincisi şuurlu olacağız, derslere gideceğiz, kitabımızı okuyacağız, evradımızı bırakmayacağız. Televizyon, internetten uzak. Peki. El Fatiha.